Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla olsun. Şıkırışımız, kıynamsız yıktınlar ekranımızı bulsun. Xitayının Avrupa tətqiqat organlarına qaratqan cəzası müstəbitliknin Roşan namayendisi. Merkezi Haber Agentliğinin bugünkü haberde bildirilmişçe, Portugaliya Aql Amberi Xalqara Münasibetler İnstitutu IPRI'nin tətqiqatçısı Raquel Vazpinto yeni elan kılgan obzor makalesi de Xitayının Avrupa'nın ilmi tətqiqat organlarına qaratqan cəzasının müstəbitliknin Roşan signali işkallikini görüstüp ötken. Şundaqla ilmi cemiyetini demokratiya ve erkenlikini ortak qoğdaşqa çağırgan. Vazpinto makalesi de Garip Demokratik Devletlerinin Xitay bilen bir netçe hepti keskin köreş kılıp, Xitayının uyğurlarga qaratqan bastırışıqı çetişlik əmeldarlarga ceza yürgüzgelikini. Ama Xitayının kişilik hukuk qoğduğuçileri ve teşkilatlardan derhal öç alğanlıqını Amerika, Kanada ve Gollandiya Qatarlıq devletlerinin birdek Xitayının Şarkı Türkistan'da icra kılıbatqan bastırış kılmışlarını irqi qırğınçılıq tep atıqanlıqını qayıt kılıp ötken. Maqale diyene Xitayının nime üçün bu ilmi tətqiqat organlarını cazalaydıqanlıqını körübelişinin təs əməsliki. Xitayının mezkur tətqiqat organları bilen alaqını üzsək, ular xizmetini devamlaştırışta qiyinildi. Bu arqalıq mezkur tətqiqat organlarını acizlaştırgılı buludu dəb xamxiyal qılğanlıqı bildirilgən. O maqalesi yana ilmi ve tətqiqat organlarına hücum qilish Xitayının müstəbitlikinin roşan işbadisi ikkenlikini. Avrupa'daki alaqadar organlarının kesiptaşlarını kollab, ihtipaklıqını namayan qılğanlıqını, erkin fikir qilish, fikir almaştırışının demokratik hayatının yadrosu ikkenlikini. Çoxum ilim erkinlikini qoğdab, Xitay rejimini xata düşünüp qilishdan saqlanış gerekliğini ta'kidlagan. Amerika barlıq demokratik tədbirlərini qollanıp, kişilik hukukunu xorluğucularını cevapkarlıqı tartıdı. Amerika'nın Gruziyadaki elçixanası 1. April haber berib, Amerika'nın xalqara şirikleri bilen dünya miqyasida Xitay virusu yuqumini bahane qilib, zulümünü küşeytken diktatorlarga karşı kişilik hukukunu qoğdaydıqanlıqı. Barlıq demokratik vasitlerini işiltip, kişilik hukukunu xorluğucularını cevapkarlıqı tartıdıqanlıqı. Uyğurlarını xorluğan Xitay əməldarlarını cazalışı bunun signali işkallikini bildirgen. Xəbərdə Amerika Taşqı İşlər Ministri Blinken'nin xalqlarının erkinliki ve izzet hürmetini qoğdaş, Amerika'nın en müqaddes kımmet ölçümü deb körsətkenliki nakil keltürülgen. Xəbərdə Blinken'nin Xitay Kompartiyasının Şarkı Türkistan'da Uyğurlarını xorluğanlıqı, rayondaki Müslümanlarını asas kılgan yerlik millet topunun əzalarını tutqun kılgan, mecburi əmgeki salgan, kan kölemlik toğmaz kılganlıqını eytqanlıqı təkidlengen. Xəbərdi mündaq deyilgən, Amerika xalqara şirikleri bilen həmkarlaşıp, kişilik hukuku xilaplı kılgan hakimiyetlerini cazalaydı ve tosudu. Kanada, Angliya ve Avrupa İttifaqı Amerika'ya koşulup, Uyğurlar ve Şarkı Türkistan'daki başka yerlik milletlerini xorlaştı cevapkarlıqı bar Xitay rejimi əməldarlarını cazaladı. Xəbərdi yana Blinken'nin Prezident Biden kişilik hukukunu Amerika taşqı siyasetinin merkezine koyuşunu vədi qıldı. Biz barlıq demokratik tədbirlerini işiltip, kişilik hukukunu qoğdayımız. İnsan haklarını xorluğuçularını cevapkarlıqı tartımız digərliki təkidlengen. Türmüde işaret bilen məxbi namaz okuğan Uyğurunun ceza müddeti 13 yıl uzartılgan. Yıqında bir kısım torbetlerde Xitayının hüküm arxivleri torbekitideki bir hüccet aşkarlanğan bulup, Xitay türmesiyle kamalgan İsmail Sidiq isimlik Uyğur kişi işaret bilen məxbi namaz okuğanlıqı sebeplik ceza müddeti 13 yıl uzartılgan. 2019 yılı 17 yanvarda elan kılınan mezkur hüccetli görüstülüşçe İsmail Sidiq 2017 yılı 6 yanan 24. günü atılmış aşkulluğu kuturduş digen bahane bilen Yenisar Xalık Sot Mahkemesi tarafından 10 yıllık kamaq cezasıya hüküm kılınıp, siyasi hukukudan 3 yıl mahrum kılınan ve 7. diviziyası Küytün türmesiyle kamalgan. Hüccette İsmail Sidiq'nin 2018 yılı 25 yanvar ve 17 fevral işaret bilen məxbi namaz okuğalıqı 2018 yılı 3. Mart yeni hacet kılış bahanesi bilen hacetxanda taharet alğanlıqı. Kameradaki yeni bir cinayetçinin onun bu hareketini bayqap tosumaqçı bolğanlıqı. İsmail Sidiq'nin bolsa sen mi Uyğur mu Uyğur degen muşundaq Uyğurunu çaqamdu degenliki qayt kılıngan. Xitay türme dairelerinin yukarıqı tökmetleri bilen Xitay Sot Mahkemesi türmede köpkete məxbi dini faaliyetler bilen şuğullanğan. Nazarat tertipini bozuş, milli ölçmenlik payda kılış qatarlıq bahaneler bilen İsmail Sidiq'nin ceza müddetine 13 yıl koşkan ve əslideki ceza bilen birleştirilip, əmeli icra kılındığan ceza müddetini 20 yıl kılıp bekitken.
Күзәткүчләр Хытай режимының Шарқ Түркістандагы жаза лагере ва түрмәләрдәме дини итиқатның хөрмәт кылынганлыгын җар сәлеп калган булсымы, бу вакытки тәшвиқатларның әмилияте бүтәнләй ялган икәнлеген, Шарқ Түркістанда иҗра кылып аткан инсаниятгә каршы җинаятларны һәргиз юшыра алмыйдыганлыгын белдирүшмәктә. Hyogo Boss bilen Volkswagen kul kılıngan Uyghurlardan paydalanış arqılıq tarixni takrarladı. Amerika Xalqara Dini Erkinlik Komitetinin komissari Nuri Türkel bilen Amerikadaki Simon Wiesenthal Merkezi Yerşari İctimai Hareket Programmasının direktori Rabbi Abraham Cooper 1. April Haftalik Haberler Jurnalda maqale elan qılıp, danlıq Germaniya markisi Hyogo Boss bilen Volkswagen'ni tanqid qılğan. Maqalada aytilishicha Hyogo Boss bilan Volkswagen qul qilingan Uyg'urlardan foydalanish orqali tarixni takrorlamoqda ekan. Maqalada Uyg'urlar vaziyatining Yahudiylarning Misrdan chiqish hikoyasiga o'xshamaydigan yeri bu irqiy qirg'inchilikning hozir yuz berayotganligi. Hyogo Boss va Volkswagenning natsistlar Germaniyasida Yahudiylarni qul qilib ishlatishda kechmishlaridan saboq olmaganligi tanqidlangan. Maqolada ta'kidlanishicha 2-chi dunyo urushida qul ishchilarini natsist ofitserlarining formasini tikishga solgan ve bu ötmüşüden püşayman kılgallıqını bildirgen Hyogo Boss'nın Şarkı Türkistan'daki soğudası da pavukuladı sezgür buluşu talep kılındıken. Maqalı diyene Volkswagen'nın burun nazistler hakimiyetinin bir parçası bulup, Yahudiler ve Avrupa'daki başka halıklarını kul emgekigi selişte keçmişiden savaq almağanda kılıvat kallıqı. Onun ürümcüde abdumobil zavıtı bosumu, bırak onun da herkandak bir mesele barlıqını red kılıp gelgelikini tenkit kılgan. Maqalada ko'rsatilishicha Germaniya hukumatı o'zining o'tmishidan saboq olib, Hyogo Boss bilan Volkswagen'dan ularning Sharq Turkistondagi ta'minot zanjirida pokiz bo'lishini talab qilishi kerak ekan. Xitoy 200-limchi deb tutgan Uyg'ur ziyoli va kadrlarini terrorlikka bog'lab aybladi. Xitoy rejimi 1 aprel bir tashviqot videosi e'lon qilib, 2017 yili boshlangan cho'ng tutqunda Atalmış 200-limiki deb tutulgan Uyghur kadrlarini terrorlikka ve bölgünçilikke bağlap ayıplıgan. Xitayning chet ellerge qaratılgan teşviqat kanali CGTN'de tarqıtılgan Kölengüdeki Uruş namlıq teşviqat videosu da Xitay rejimi tarafından tutqun kılınıp hazırga kadar izdiriki bolmagan bazı Uyghur kadrlarını çıkarıp ularga atalmış terrorlik bölgünçilik bilen bağlanışlıq bolgan 200-limikilikini ıxrar kıldırgan. Bu videonun garip ellerde Xitayning Uyghurlarga irqiy qirg'inchilik qilayotganligini itiraf qilgan davlatlar borgan sari ko'payib, g'aribning jazosiga duch kelayotgan mezgilde e'lon qilinishi diqqat qo'zg'adi. Videoda atalmish Uyghur avtonomiyali siyosiy qonun komitetining muavin mas'uli Shirzat Baudun, ma'rif nazoratining muavin naziri Sattar Savud, hukumat bosh katibi Olimjon Mamtamin, shuningdek atalmish Shinjong ma'rif nashriyotidan Shahida Yusuf, Surayya Mirqadam qatorliq tahrirlarini so'zlatgan. Videoda Shirzat Bavudun Sharq Turkistan İslam Partiyasining xalifalik qurishiga maslashgan. Yozuvchi Yolqin Roziy, nashriyatchi Vahidjon Osman qatorliklar kitob tuzib bergan. Sattar Savud, Olimjon Mamtamin, Tahir Nasir, Abdurazaq Sayim qatorliq ziyolilar bu ishni perde orqasida turib planlagan deb ayblangan. Xitoy doiralari o'z jinoyatini yepish uchun e'lon qilgan bu video navbatda ijtimoiy uchur vositalarida qattiq g'ulg'ul qo'zg'amoqda. Hindistan Xitayni Ladakhdan askar chekindirishni tiziltishga chaqirdi. Milliyet gazetasining 3 apreldagi xabarida bildirilishicha Hindiston Xitayni Himalaya tog'idagi chegara majrosi bo'lib o'tgan Ladakh rayonining sharqiga askar chekindirishni tiziltishga chaqirgan. Xabarda qayd qilinishicha Hindiston tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Arindam Bachi bayonot e'lon qilib, Hindistonning Xitoy tarafining rayondan askar chekindirishni baldurroq tamomlashini umid qildiganligini Bunun rayonda tinchlik va xotirjamlik o'rnatish va ikki taraflik munosabatni ilgari surishga foydali ekanligini bildirgan. Bildirilishicha bu yil 1 ayda ikki tarafning harbiy vakillari o'miki o'tirsida 9-chi qatimliq suhbat o'tkazilgan bo'lib, suhbatda chegaradan askar chekindirish va vaziyatni kontrol qilish va Ladakh rayonining sharqiy bo'ligini muqimlashtirish uchun unumli tirishchanlik ko'rsatish qaror qilingan. Ma'lum bo'lishicha navbatda Xitoy Hindiston o'tirsidagi majroga sabab bo'lgan chegara rayoni iqin, ko'l, muzluq va qorliq cho'qqilar ekan. Xitoy Hindistonning Arunachal Pradesh o'lkasiga ta'va 90 ming kvadrat kilometr yerni Janubiy Tibet deb atab olgan bo'lib, Hindiston Oqsay Chin egizligini qoplagan 38 ming kvadrat kilometrlik yerni Xitoy egilib oldi deb qaraydi ekan. Xitoy va Hindiston askarlari 2020 yil 6 ayda Ladakh rayonining Galvan vodiysida to'qunishgan. Vaqada 20 Hindiston askari o'lgan. Xitoy vaqadan bir mazgil o'tgandan keyin to'qunishda o'zining 4 askarining o'ldirilganligini e'lon qilgan edi.
İslam Hemkarlık Teşkilatı Uygurlarga karmay Huawei bilen hemkarlaşkan. Uttır Şarık Közü Tori İslam Hemkarlık Teşkilatı Torbi Hatırlık İdaresi'nin Xtay Teknologiya Şirketi Huawei bilen hemkarlaşı Uygurlarda endişi qozğanlığını haber kıldı. Mezkur torunun 1 April bergen haberde Huawei'nin Uygurlarını takip kıldığan yüz tunuş yumtalı işleşki katnaşkanlığı ilgiri sürülüyatkanda İslam Hemkarlık Teşkilatı'nın bu şirket bilen şiriklik münasibeti kuruşu Uygur teşkilatlarını endişige salganlığı bildirilgen. Xabarda Huawei'nin Uygurlarını takipleşki katnaşkanlığı kent tarqalgan bolsa mı, bırak İslam Hemkarlık Teşkilatı Torbi Xatirlik İdaresi'nin yanılı onun bilen şirikleşkenliği bildirilgen. Xabarda eytilişçe Huawei şirketi 31 Mart İslam Hemkarlık Teşkilatı Torbi Xatirlik Grupisinin azasığa ayınıp, onun bilen şirikleşken tunci halıqara şirket bolganlığını ilan kılgan. Huawei şirketi İslam Hemkarlık Teşkilatı'a azat devletlerinin Torbi Xatirlik Teknikisini kuruşuğa yardım verirken. Germaniya Xitay bilen bolgan iqtisadi hamkorlikka qarshi muhim qadamlarni basmoqda. Germaniyada nashrdan chiqadigan iqtisod haftaligi gazetasi 2 aprel Xitayda qanday qilganda bozorni asos qilgan holda kishilik huquq dafsandichiligiga zarb bergili bo'ladi nomliq bir maqola e'lon qilindi. Maqola Xitay 100 minglagan Uyg'urni jazo lagerlariga qamaganligi uchun Yevropa ittifoqi oxiri uningga jazo yurgizdi. Bozor egalikimi bu jazoning besimini oshirishning ba'zi omillari bilan ta'minlaydi degan jumla bilan boshlangan edi. Maqolada bayon qilinishicha bir qancha oylik talash tartishlardan keyin Germaniya bosh ministri Angela Merkel, Federatsiya Amgak ministrligining ministri Hubertus Heil, Federatsiya Taraqqiyot yordam ministrligining ministri Gerd Müller, Federatsiya Iqtisod ministrligining ministri Peter Altmaier qatorliklarining qatnashishi bilan Germaniya parlamenti o'tgan dushanbada yangi ta'minlash zanjiri qonunining tunji loyihasini ma'qullagan. Ministrlar nihoyat tasdiq ma'qullangan bu qonunni tarixiy bo'sish deb atagan. Maqolada izohlanishicha yangi ta'minlash zanjiri qonunining Germaniya iqtisodiga olib kelgan ziyoni zo'r bo'lsa-mu, ammo kishilik huquq dafsandichiligiga qarashtirish uchun Germaniya bu badalni to'lashi lozim ekan va bu qonun Xitoyga texnik zo'r besim ham g'oyat zo'r ziyon olib keldi ekan. Mazkur qonunning hozircha oshkorlangan qismidagi moddalarga asoslanganda Germaniyaning 3000 dan ortiq xizmatchisi bo'lgan shirkatlari bu qonunni 2023 yili 1 ayning 1 kunidan boshlab ijro qiladi ekan. 1000'dan artık hizmetçisi bolgan şirketler 2024 yılından başlayıp icra kıldıken. Ta'minlash zanjiri kanununun asasi negizi ta'minlash zanjirida kişilik hukuk dafsandichiligi ve mecburi emgek bilen alakası bolgan her qandaq şirket ve arıcı şirketler bilen bolgan iqtisadi alakını üzüşken. Nöbette Germaniyanın Xitay'da 5200 şirketi ticaret kılıvatkan bolup, bularının içinden Siemens, Volkswagen, Hugo Boss qatarlıq xizmetkilerinin sani netçi 10 000'dan halkıgan çoğun şirketlerinin sani az emezken. Bu şirketlerinin Xitay'daki zavodlarda kançı 100 000'lığan Xitay işçiler işleydiken. Bu şirketler Xitay'nın kançı 10 000'lığan soğudu şirketler bilen çetiştikken. Mubadı təminləş zanjiri qanunu icra kılınsa, nurgullığan Xitaylar işsiz qilish bilen birge, yani nurgullığan Xitay şirketleri halak buludiken. Germaniyadagi vaziyat analizchisi Dunyo Uyg'ur qurultoyi tadqiqot markazining mudiri Anwar Ahmad Apandining bildirishicha, yangi ta'minlash zanjiri qonuni Germaniyaning Uyg'urlarni qo'llab, Xitoyga qarata jazo yurgizish uchun bosqan amaliy qadamlarining biri bo'lib hisoblanadi ekan. Germaniya matbuotlarida 31 mart e'lon qilingan Uyg'urlarni qo'g'dash kerakmi yoki Xitoyga setib etish kerakmi? Moda sanoati duch kelgan mushkulat nomli maqolada dunyo paxta mahsulotining 20%ini tashkil qiladigan Sharq Turkiston paxtasini sotib olishni nurg'ullagan g'arb shirkatlarining orqa-orqadan rad qilayotganligi, Yevropa ittifoqi va Amerika boshliq g'arb davlatlarining Xitoyga qarata jazolarni kuchaytirishi sababli nurg'ullagan dangliq moda sanoatining Uyg'urlarning kishilik huquq masalasiga ko'ngil bo'lmay iloji yo'q bir vaziyatga yuzlanayotganligi ilgari surilgan edi. 31 Mart Germaniyanın devletlik televiziya kanalı bolgan ARD'de elan kılıngan Xitay Yevropa'nın portları ve tuşuş paraxotlarını kandaq ilgili valdi namlıq maqalede ilgiri sürüşçe, Yevropa İttipaqi Xitayga qarata simvol xarakterlik cazalarını yürgüzüş bilerle çekilinip kalmasliqi. Xitayning iqtisodiy gavdisini Yevropa tupraqlardan sıkıp çıkırışı lazım iken. Hazır Xitayning devlet ilgilikideki şirketleri Yevropa'nın 14 deniz portuğa pay qoşqan ve özlerinin koşumcu portlarını kurup algan bolup, Xitayın bir belvağ bir yol planı namıdı yürgüzvatkan iqtisadi tecavüzünü ciddi çekleş tedbirlerini eliş sürürken. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi görüşük şahsilerini Cenab-ı Allah'a tavşırmız. Şuna kılıp programı ahırda ekran arkasındaki varlık hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.